Arkadaşlar merhabalar. Temel kavramlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başlığımız aralarında asal olma nedir? Biz aralarında asal olmanın tanımını yapıp başlayalım. Birin dışında pozitif ortak böleni olmayan en az iki sayma sayısı aralarında asaldır. Demek ki aralarında asal olma sayma sayılarına alakadar ediyor ve en az 2 sayma sayısı olacak. Bir de arkadaşlar birin dışında pozitif ortak böleni olmayacak. Şimdi gelin arkadaşlar 6 ile 7 acaba aralarında asal olan iki sayı mıdır? Bir de sayıların aralarında asal olması sayının asal olmasını gerektirmez. Mesela 6 sayısı asal bir sayı değil. Ama 6 ile 7 aralarında asaldır. Neden? Çünkü birin dışında pozitif ortak böleni yok. Bakın 6 2'nin katı ama 7 değil. 6 3'ün katı ama 7 değil. 6 6'nın katı ama 7 değil. Yani birin dışında pozitif ortak böleni yok. Geldik 8 ile 25'e. Bu iki sayı da aralarında asaldır. Neden? Çünkü 1'in dışında pozitif ortak böleni yok. 8, 2'nin katıdır ama 25 değil. 25, 5'in katıdır ama 8 değil. Yani 1'in dışında pozitif ortak böleni yok. Ama gençler, 16 ile 12 aralarında asal değildir. Neden? Çünkü 16 da 2'nin katıdır. 12 de 2'nin katıdır. Yani 1'in dışında pozitif ortak böleni var. O zaman arkadaşlar 16 ile 12 aralarında asal değil. 6 ile 8 de aralarında asal değil. Neden? Çünkü 1'in dışında 2 var. 6 da 2'nin katıdır. 8 de 2'nin katıdır. 2 6 7 bu 3 sayı aralarında asaldır. 2 2'nin katıdır, 6 2'nin katıdır ama 7 değil. Yani 1'in dışında pozitif ortak böleni yok. Yani 6 ile 7 aralarında asaldır. 8 ile 25 aralarında asaldır. Ama 16 ile 12 aralarında asal değil. 6 ile 8 aralarında asal değil. 2, 6 ve 7, 3 sayı aralarında asaldır. Şimdi yeni öğrenen arkadaşlar için 2 sayı için şöyle düşünebiliriz. Mesela 6 bölü 7 kesri sadeleşmediği için 6 ile 7 aralarında asaldır. Mesela 8 bölü 25 yani buradaki sayının birini kesrin üstüne yazıyorum. Diğerini de aşağı yazıyorum. Eğer bu sayılar sadeleşmiyorlarsa aralarında asaldırlar. Ama 16 bölü 12 yazdığınızda bu sayılar gençler sadeleşiyor. Çünkü bu da 2'ye bölünüyor. Bu da 2'ye bölünüyor. O zaman bu sayılar aralarında asal değil. Mesela 6 bölü 8 arkadaşlar sadeleştiği için bu sayılar aralarında asal değil. Bence anlaşıldı gençler. Sorularımıza geçebiliriz. Evet birinci soruya geçtik. Sorular sözel kısma göre çözülür. Sözel kısım bizim için çok önemlidir. Bakın x eksi 1 ile y artı 2 aralarında asaldır. Yani bu ifadenin bir tanesini kesrin üstüne birini altına yazdığınızda bu kesir sadeleşmiyor demektir. İyi de bunun eşit olduğu kesir de sadeleşmiyor olması lazım. Bu tür sorularda eğer sözel kısmı, sözel kısmın aynısı sorunun içinde varsa soru kolaydır. Mesela x eksi 1'in aynısı sorunun içinde var. Y artı 2'nin aynısı sorunun içinde var. Yani x eksi 1 ile y artı 2 sadeleşmeyen iki sayı. Yani gençler bu kesir sadeleşmeyen bir kesirmiş. O zaman bunun eşit olduğu kesir de sadeleşmiyor olması lazım. O zaman 15'i ve 21'i sadeleştireceğim. 3'e bölersek arkadaşlar 5 eder. 3 ile sadeleştirirsem 21'i de 3'e bölersek 7 dikkat. 5 ile 7 aralarında asaldır ve sadeleşmiyor. Bunun eşit olduğu kesir de sadeleşmiyordu. O zaman üstteki üsttekine alttaki de alttakine eşit olmak zorundadır. Yani arkadaşlar x eksi 1 5 y artı 2 de 7 olur. Eksi 1'i bu tarafa artı 1 diye atarsanız x'imiz 6 olur. 2 kaç daha 7 eder? Y'imiz de kaç olur? 5. x kaç? 6. y kaç? 5. 6 kere 5 kaçtır? 30. Evet gençler sakın ha bu soruda asla içler dışlar çarpımı yapamazsınız. Geldik. ikinci sorumuza. Bu soru da kolay. Neden? Çünkü sözel kısmın aynısı sorunun içinde var. Sözel kısmın aynısı sorunun içinde var. Yani x eksi 2'ye ile 3y artı 2x aralarında asalsa bu sayılar sadeleşmiyor demektir. O zaman bu kesir sadeleşmeyen bir kesirdir. Bunun eşit olduğu kesir de sadeleşmiyor olması lazım. O zaman 22 bölü 30'u sadeleştirmek zorundayım. 2'ye bölersem 11, 2'ye bölersem 15. 11 ile 15 sadeleşmiyor. Aralarında saldır. Bunun eşit olduğu kesir de sadeleşmiyordu. O zaman üstteki üsttekine alttaki alttakine eşit olmak zorundadır. Gençler x eksi 2y eşittir 11. 3y artı 2x eşittir 15. İsterseniz yok etme metodu ile arkadaşlar x'i ve y'yi ayrı ayrı bulup toplayayım. Mesela ben x'i yok etmeye çalışayım. Burada artı 2x varsa buranın eksi 2x olabilmesi için birinci denklemin sağını solunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. Eksi 2x artı 2x birbirini götürür. Eksi 2 kere eksi 2'ye artı 4y 3y ye daha 7y eşittir. Eksi 2 kere artı 11 eksi 22. Eksi 22 artı 15 eksi 7 eder. Her iki tarafı 7'ye bölersem y'miz kaç olur? Eksi 1. Y ye gördüğüm yere arkadaşlar eksi 1 yazarsam. Eksi 2 kere eksi 1 artı 2. 11'den 2 çıkarsa x'imiz de kaçtır? 9. Evet x'i kaç bulduk? 9. Y'yi de kaç bulduk? Eksi 1. Toplarsak sorumuzun doğru cevabı 8'dir. Evet geldik 3. sorumuza. Sorular sözel kısma göre çözülür. Yalnız başına x var. Yalnız başına y var. Aralarında asaldır diyor. Sadece x yalnız başına sorunun içinde yok. Y sorunun içinde yok. Yani bu soruyu çözebilmemiz için ya x bölü y kesrini oluşturmamız lazım ya da y bölü x kesrini oluşturmamız lazım. Yani arkadaşlar bu soruyu bundan önceki iki soru gibi çözemeyiz. Yani tabii ki matematikte istediğiniz zaman siz kesri sadeleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Yani ben burayı 3'e bölersem 5 eder. Burayı 3'e bölersem 7. Burada bir sıkıntı yok. Ama siz üstteki üsttekini alttaki alttakini eşittir diyemezsiniz. Neden? Çünkü x eksi y'nin aynısı sorunun içinde yok. x artı 2 y'nin aynısı sorunun içinde yok. Üstteki üsttekine alttaki alttakine eşit diyemeyiz. O zaman ne yapacağız? Böyle bakıp duramayız. O zaman içler dışlar çarpımı yapalım. 7 ile x'i çarparsam 7x. 7 ile eksi y'yi çarparsam eksi 7'ye eşittir. 5 ile x'i çarparsam 5x. 5 ile 2 y'yi çarparsam 10 tane y eder. Küçük büyüye hürmet eder. Bu buraya. Bu da buraya. 7 tane x'ten 5 tane x çıkarsa 2 tane x eder. Eksi 7'ye bu tarafa artı 7 yedi 7'ye geçer. 10 y ile toplarsam 10 7 y eder. Bu y'yi x'in altına getirirsem x bölü y eşittir. 2 de 17'nin altına gelirse 17 bölü kaçtır? 2. Aslında burada içteki içtekine dıştaki dıştakine eşit diyebiliriz. Çünkü 17 ile 2 aralarında asaldır. Şimdi gençler yuvarlak için aldığım yere bakın ve sorunun sözel kısmını okuyun. Evet x sorunun içinde var. Y sorunun içinde var. X ile Y aralarında asal diyor. Yani sadeleşmeyen bir kesir. 17 bölü 2 de 17 ile 2 de sadeleşmeyen bir kesir. 17 bölü 2. O zaman üstteki üsttekine alttaki alttakine eşittir. Demek ki x'imiz arkadaşlar 17'dir. Y'imiz de 2'dir. Çarparsak sorumuzun doğru cevabı 34'tür. Geldik. Dördüncü sorumuza sorular sözel kısma göre çözülür. Eğer bakın x-3 ile 2'ye artı 4 aralarında asaldır diyor. Yani biz soruyu çözmek istiyorsak biz x eksi 3 bölü 2'ye artı 4 kesrini oluşturmak zorundayız. Çünkü x eksi 3 ile 2'ye artı 4 aralarında asalsa bu kesir sadeleşmiyor demektir. Gençler bakın şuradan başlayalım. Burada x var burada 2x var. Ben 2 parantezini alsam. Bu eksi 6 yayı da arkadaşlar karşı tarafa atayım. Bize x eksi 3 lazımdı. Buraya x eksi 3 yazdım. Dikkat. Bakın 2 ile x'i çarparsam 2x. Tamam. Artı 2 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6 eder. Ama burada eksi 18 var. Eksi 6'sı giderse eksi 12 kalır. Eksi 12'yi de diğer tarafa atarsam. 6y artı 12 eder. Bunu bir daha anlatayım. 2 ile x'i çarparsam 2x eder. Eksi 6y'yi zaten sağ tarafa artı 6y diye attım. Artı 2 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6 eder. Ama burada eksi 18 var. Bu eksi 18'in eksi 6'sı giderse eksi 12 kalır. Eksi de sağ tarafa atarsam artı 12 eder. Evet 2 parantezinde x eksi 3 eşittir. Gençler 2'ye artı 4'ü elde edebilmem için 3 parantezini alayım. O da arkadaşlar 2'ye artı 4 eder. 2'ye artı 4'ü bir daha söylüyorum. İçteki içtekine dıştaki dıştakine eşittir diyebilirsiniz. Ama bu 2 artı 4'ü bölüm olarak x eksi 3'ün altına getirebilirsiniz. Bu 2 de 3'ün altına gelir. 3 bölü kaç eder? 2. Şimdi sözel kısmı bir daha birlikte okuyalım ve yuvarlak için aldığım yere konsantre olalım. x eksi 3 aynısı var. 2 artı 4 aynısı var. Bu sayılar aralarında asaldır. Yani bu kesir sadeleşmiyor. Bu kesrin eşit olduğu kesir de sadeleşmiyor. O zaman üstteki üsttekine eşittir. Alttaki de alttakine eşittir. Gençler x eksi 3 3'tür. Bir de 2'ye artı 4 kaçtır? 2. Eksi 3'ü bu tarafa artı 3 diye atarsam x'imiz 6'dır. Bu artı 4'ü bu tarafa eksi 4 diye atarsam 2'ye eşittir eksi 2. Y'miz de kaç olur arkadaşlar? Eksi 1. Bizden x artı y'yi istiyor. X'imiz 6. Y'miz de eksi 1. Toplarsak kaç eder? 5. Geldik gençler 5. sorumuza. Evet demin çözdüğümüz soru gibi bu da. 3A-2 ile 2B artı 1 aralarında asaldır. Biz 3A-2 bölü 2B artı 1 kesrini oluşturmaya çalışacağız. Gençler bu artı 30'u bu tarafa Eksi 13'ü de bu tarafa atarsanız 45 eksi 30 eşittir. 26 B artı 13 eder. 3 A eksi 2 burada 15 parantezini alırsam 3 A eksi 2 eşittir. Burada da arkadaşlar 13 parantezini alırsam 2 B artı 1. Bu 2B artı 1'i bölüm olarak 3A eksi 2'nin altına getirirsem 3A eksi 2 bölü 2B artı 1 eşittir. 15'i 13'ün altına getirirsem 13 bölü 15 olur. Sözel kısma dikkat edin. 3A eksi 2 ile bakın 3A eksi 2'nin aynısı var. 2B artı 1'in aynısı var. Bu kesir sadeleşmeyen bir kesir. Eşit olduğu kesir de sadeleşmiyor. O zaman üstteki üsttekine alttaki de alttakine eşit olmak zorundadır. 3A eksi 2 eşittir 13. 2B artı 1 eşittir 15 olur. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsam artı 2 eder. 13 2 daha 15 eder. 15'i 3'e bölersem A'mız kaç çıkar? 5. 15'ten 1 çıkarsa 14. 14'ü 2'ye bölersem B'miz de kaçtır? 7. A ile B'nin çarpımını istiyor. 5 ile de 7'yi çarparsak sorumuzun doğru cevabı 35'tir. Geldik bu videomuzun son sorusuna. X ile Y aralarında asal 2 sayı olmak üzere. X çarpı Y eşittir 60 eşitliğini sağlayan kaç tane X virgül Y ikilisi vardır? Sıralı ikilisi var dese de aynıdır. İkilisi var dese de aynıdır. Gençler bu çok kolay bir soru ama aralarında asal olmaz sayımaz sayılarını alakadar ettiği için ben x gördüğüm yere 1 yazarsam 1 ile kaçı çarpsam 60 eder? 60 evet 1 ile 60 aralarında asaldır. Ama 2'ye 30 alamam. Ama gençler 3'e 20 alabilirim. Gençler 3'ten sonra ne geliyor? 4. 4'e 15 alabilirim aralarında asal olur. Evet 4'ten sonra 5, 5'e 12 de alabilirim. Çünkü 5 ile 12 aralarında asaldır. Ama 6 ile 10 6 kere 10 60 eder ama 6 ile 10 aralarında asal olmaz. 7 alamam, 8 alamam, 9 alamam. Gençler 10'a 6 tekrar dönüyor. O zaman devam etmemize gerek yoktur. Yani 1'e 60 da var. Gençler 60'a 1 de var. 3'e 20 de var. 20'ye 3 de var. 4'e 15 e de var. 15'e 4 de var. 5'e 12 var. 12'ye 5 de var. Yani toplam sorumuzun doğru cevabı 8 ta nedir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.